Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Yavaş yavaş söyledim, hata yapmadım inşallah. Efendim, bu programda ne yapıyoruz? Gündemden bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metinle, bazen birkaç metinle beraber anlamaya çalışıyoruz. Ya da o konuyu bir eşik kılıp oradan Risale-i Nur'un bir metnini, Kur'ani ve sünnetten gelen bir hakikati anlamaya gayret ediyoruz. Elbette tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Peki bugün seçtiğimiz gündem başlığı ne? Celal Şengör'ün Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam vesaire enbiyaların hayatlarını inkar etmesi. Bunlar aslında yaşamadılar. Bunlar işte Kur'an'daki ifadesiyle Kur'an olacağını söylüyor bunun çünkü. Demek ki geçmişteki müşrikler de bunu yapmışlar. Bugünkü varisleri de bunu yapmaya devam edecekler ve kıyamete kadar bu böyle sürecek. Onlara diyor işte kıssalarımız anlatıldığında bunlar eskilerin masalları, esatürül evvelin derler diyor. O da varisliğini yerine getirdi ve bunlar yaşamamış, aslında böyle bir şey yok. Bunlar uydurma falan filan dedi. Elbette Celal Şengör'ün böyle bir şey söylemesi çok yadırganmaz. Ne de olsa kendisini İslamiyet içinde tanımlamıyor. Ama mesela Mustafa Öztürk gibi kendisini İslamiyet içinde tanımlayan kimseler de böyle şeyler söylüyorlar. Genel olarak, başlık olarak tarihselcilik dediğimiz olay bu gibi kıssalara, ya bunları işte o zamanki insanların aklı yatsın diye falan anlatılmış gibi, sanki Kur'an'da böyle işte uydurma şeyler olursa Allah'ın hidayeti yara almaz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu yara almazmış gibi, hani onları da aslında yaralandırır şekilde söylüyorlar. Senelerdir bu terane dönüyor. Peki bunu söylemeye hakları var mı? Arkadaşlar, bu yakınlarda ben bilim felsefesi, bilim tarihine dönük okumalar yaptım. Oralarda şunu çok görüyorsunuz. Özellikle işte modern çağ eleştirisi yapan aydınlar, bilimselliğin, tırnak içinde söylüyorum, bilimselliğin despotizmi diye bir şeyi çok eleştiriyorlar. Bilimselliğin despotizmi nedir? Özetlersek, bilimsellik despotizmi, bilimin söylemeye hakkı olmayan meselelerde bile kesin kanaat beyan etmesi. Bak, bilimin hakkı olmayan meselelerde bile kesin kanaat söyleme hakkı olmayan meselelerde bile kesin kanaat beyan etmesi ve bunun kendisine uygun yarı aydın bir kitle tarafından halk tabanına dayatılması, buna bilimselliğin despotizmi diyorlar. Hatta bu yarı aydın kitle dediğimiz, yani bilimle ilgisi böyle okumuşluk düzeyinde, bizzat bilimin içinde bulunmamış insanlar, o bilgileri oradaki gelişlerinden de daha şiddetli bir şekilde halka dayatıyorlar. Mesela evrim tartışmalarında bunu çok yaşıyoruz. İşte filanca falanca işte deney yapmış, o deneyde evrimi kesin ispatlamış diyor adam. Size öyle anlatıyor. Orijinal metne bakıyorsunuz, orada o araştırmayı yapan kişi çok ihtimalli konuşmuş. Hani kesin dememiş. Zaten bilimsellik kesin konuşabilir mi? Birazdan oraya geleceğiz. İşte bugünkü metin de onunla ilgili. Adam kesin dememiş ama o yarı aydın oradan kolayca aldı ya hakikati. Böyle dayatıyor böyle, kesin böyle, sen nasıl öyle konuşursun? İşte bilim adamları ispatlamış, bilim adamları şöyle yapmış. Yahu bilim kendisini yanlışlayarak ilerleyen bir şey. İşte Karl Popper'ın veya işte diğer bazı bilim felsefecilerin ortaya koyduğu hakikat de o arkadaşlar. Zaten bu arkadaşların bilimselliği böyle despotik bir şekilde savunmalarının arkasında bilim felsefesi bilmemeleri yatıyor. Bilim felsefesi okuması yaptığınız zaman bilimin o kadar da kesin şeyler söyleyemediğini öğreniyorsunuz, görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Adam diyor ki mesela Popper, bilim diyor hakikati söylemez ya, yanlışlarını azaltır. Nasıl yani? Mesela bir önce bir şey biliyorduk biz gök cisimlerine dair. Bir bilim adamı geldi, onu değiştirdi. Bu demek değildir ki o bilim adamı hakikatin kendisine ulaştı. Hayır, yanlışımızı biraz daha azalttı. Ondan sonra bir başkası gelir, onun da göremediğini söyler. O da yanlışımızı biraz daha azaltır. Yani biz diyor her bilimsel gelişmede, her keşifte şunu söylemeye ancak hakkımız var. Eskisinden daha az yanlış içindeyiz. Yoksa mutlak bir şekilde, kesin bir şekilde evet hakikat biz de doğruyu bulduk diyemeyiz. Zaten bilim tarihi de gösteriyor ki hiç kimse bunu diyemiyor. İşte Newtoncu fizik, kuantum fiziğinin ortaya çıkmasıyla yerle yeksan oldu mikro düzeyde en azından. Hadi makro düzeyde hala kullanılıyor ama buna benzer şekilde birçok bilimsel anlayış daha sonrasında geliştirilen bilimsel anlayışlarla çöp oldu, gereksizleşti ya da
geride kaldı. Aristo'nun buldukları kendi zamanı için çok büyük şeylerdi belki. Ama bugün ona yani bu kadarcık mı der çocuklar. Çocuklar bile öyle derler. Üstad Hazretleri de bir yerde diyor ya, İbn Sina'nın, Farabi'nin vesaire bunların dehalarıyla bulduğu şeyleri bugün çocuklar da biliyor der. Niye? Çünkü onlar tedricen gelişiyor. Tedricen geliştikleri için sonrakiler öncekilere göre her zaman daha şanslı oluyor. Veya şöyle söyleyelim, bilimin yapısında insani olduğu için, insanın yüzey okumalarına dayandığı için parçalardan bütüne gitmek var. Dolayısıyla biz her defasında parça üzerindeyiz. Hiçbir zaman bütüne ulaşamıyoruz. İnsan neyi görse onun üstü var, neyi görse onun üstü var. Bütün yorumları parça üstüne, kendisi de sınırlı parça bir şey. Bu yüzden onun ürettiği bilgi de parçalı. O nedenle de mutlak hakikati bulmuş gibi konuşmaması lazım. Eğer sadece yüzey bilgisine dayanıyorsa. Mutlak hakikat üzerine kim konuşabilir? Bütünden gelen bilgiyi, bütünün sahibinden gelen bilgiyi savunan, ona dayanan, ondan hareketle konuşan söyleyebilir. Mesela işte vahiye ve sünnete dayananlar mutlak bilginin kesinliğiyle konuşabilir. Çünkü onların background'u zaten o. Her şeyi yaratan Allah ve her şeyi yaratan Allah'ın haber verdiği şekildedir alem. Bu kesinliği onlar konuşabilirler. Ama bilim adamların bunu söylemeye hakkı yoktur metodoloji olarak. Çünkü bilim parçalardan gider, hatalarını azaltarak gider. Mutlak hakikati belki sonsuza kadar o her şeyin teorisi denen şeye belki bilim adamları ulaşamayacaklar. Ama vahiy ilk geldiği günden beri bunu söylüyor. Bu bir, aklımızda kalsın arkadaşlar. İki, peki Celal Şengör buradan nereye ulaşmak istiyor? Celal Şengör dalaletini satmak istiyor. Şimdi akide-i imani, imani akideler dediğimiz şey birbirine dayanan şeyler. Peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, Allah'a iman, kadere iman. Bunların hepsi birbiriyle ilgili, birbiriyle bağlı. Bu diyor ki birisini yıkarsam, peygamberlere iman diye bir şey yok dersem, peygamberlik diye bir şey yok dersem, Kur'an'a da lafım gidiyor, Kur'an'da da bunlar yalan dersem, o zinciri yıkmış olurum diyor. Oradan bir amacı var. Peki dayandığı hakikat var mı? Arkadaşlar dayandığı hakikat olamaz. Neden? Tarih dediğimiz şey, arkeoloji dediğimiz şey veya işte bu alt dalları, diğerleri neyle ilerliyorlar? Bulgularla. İşte bir eser buluyor, bir işte testi parçası buluyor, bir yazıt buluyor. Onlardan yorumlar yapıyor. Tarihçiler bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Ne kadar kesin gidebiliyorlar geçmişe? Bakınız Göbekli Tepe diye bir şey bulundu yakınlarımızda Urfa'da. Dedik ki ya bak değişti tarih yazımı değişti. En eski işte şey insan nerede yaşamış falan bunun bilgileri oynadı. Niye? Çok eski bir şey çıktı o. Şimdi bak Göbekli Tepe'yi bulduk ama belki ondan eskisi de var. Bir daha değişecek her şey. Veya bir döneme dair belge buldun ama diyelim o bölgede işte yaşayanlara dair öyle bir şey yok da. Hani böyle bir kanıt buldun o bölgede şunlar yaşamış diye. İyi de o 10 bin yıllık süreç diyelim. Oradaki binlerce yılda her an neler yaşanmış, her yıl neler olmuş bunun ayrıntılı raporu mu geliyor sana? Yani bilim adamlarının böyle bir bilgiye ulaşma şansı var mı? O kim yaşamış, kim yaşamış? Nüfus kayıtlarından bakıp söylüyor yani İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamadığını işte Urfa toprağında veya o civarda. Ya da Musa Aleyhisselam'ın yaşamadığını Celal Şengör nüfus kayıtlarından mı söylüyor, kütükten mi söylüyor? Mısır kütüğünden mi konuşuyor? Hayır, böyle bir şey yok zaten. Elindeki bulgularda bir delil bulmadığını söyleyebilir ancak. Bak, nasıl ki bir tıp uzmanı ben şu an kanserin tedavisine çare bulamadım diyor. Ama demiyor ki kanserin tedavisine mutlaka işte kesin bir şekilde hiç çare yok. Hiçbir zamanda bulunamayacak. Hiçbir tıpçı böyle bir dil kullanmıyor. Veya işte bir fizikçi demiyor ki kanunlar şimdiye kadar bulduklarımızdan ibarettir. Bundan sonra hiçbir kanun bulunmayacak diyemiyor. Böyle bir kesinlik yok. Veya bir kimyacı veya bir biyolog. Bu kesinlikte kesinlikle konuşamıyorlar. Çünkü biliyorlar ki parçadan bütüne gidiyorlar. Celal Şengör'ün de aslında böyle bir kesinlikle konuşma hakkı yok. Onu bu kesinlikle konuşturan şey ateistliği, Allahsızlığı, ona insanları sürüklemek isteyişi. Yoksa o da biliyor ki ellerindeki bulgular hiçbir kesinlik ifade etmez bu noktada. Nereyi görüyorsun sen mesela işte Nemrut'un dönemini anlatan şey mi eline geçti?
kayıtlar mı eline geçti böyle her anneler yaşanmış falan filan. Onun da kesin bir şekilde doğruluğu, mesela öyle bir kayıt bile olsa öyle bir şey yok da, onun böyle sınanması, sorgulanmaması mümkün bir şey mi o mesela? Gibi gibi arkadaşlar şeyler çoğaltılabilir. Özetle anlamamız gereken şu, bilim felsefesi bilmemek bilimselliğin despotizmini güçlendiriyor. Bilim felsefesi bilmemek bilimselliğin despotizmini güçlendiriyor. Çünkü bilimin ne kadar kesin konuşup konuşamayacağını bu insanlar ayıramıyorlar. Ayıramadıkları için de ona böyle bir yalancı özgüvenle insanlara dayatıyorlar. Öyledir, böyledir, kesindir, şudur. Öyle midir, değil midir? Zamanla görüyoruz ki bak öyledir denilen çok şey de öyle değilmiş, öyle çıkmış, görüyoruz. İşte buradaki metin de Bediüzzaman Hazretleri'nin bence bilim felsefesi yaptığı yerlerden birisi. Biz bunun bilim felsefesi olduğunu bilmiyoruz ama belki bu bir mantık kaidesi olarak bize anlatılıyor. Bir hakikat kaidesi. İki yerden okuyacağım. Bu mevzuya Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur içinde tekrar tekrar dönüp atıf yapıyor. Farklı farklı versiyonları var. Bir Ramazan hilali örneği var. Onu sonra okuyacağım. Bir de Hindistan cevizi örneği var. Onu önce okuyacağım. Şimdi Hindistan cevizli örneği okuyoruz. Nereden okuyoruz? Zeylim 5. parçasından. Burası şu da şu yönüyle de ilginç. Zeylim 5. parçasının hemen girişi nübüvvet hakikatini, yani o peygamberlerin, tarih boyunca gelmiş peygamberlerin hepsinin ahiretten haber verişini ahiretin bir delili olarak kullanılıyor. Bakın, demek ki o peygamberler silsilesinin aynı noktaya parmak basması da büyük bir argüman İslam için veya inançlar için. Ortak payda için mesela, her ne kadar onlar tahrif de olmuş olsa, ortak paydamız için hepimizin aynı noktaya parmak basması bir güç. İşte Yahudiler ne kadar bozulmuş olurlarsa olsunlar, onlar da aynı şeyi söylüyor belli noktalarda. Hristiyanlar ne kadar bozulmuş olurlarsa olsunlar, onlar da aynı şeyi söylüyor belli noktalarda. Müslümanlar, hakikat onlarda, onlar da aynı şeyi söylüyor. Onlar bizden güç alıyor o noktalarda. Biz de onları karşı tarafa argüman olarak zikredebiliyoruz. Bak sizin kitaplarınızda da bunlar var diye. Nitekim Kur'an'da demiyor mu Cenab-ı Hak? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mesela öyle yapmış ehli kitaba. Yani getirin bakalım kitaplarınıza ne geçiyor. Hatta diyor onlar diyor kitaplarda senin haberlerini görmüşlerdir. Çocukları gibi tanırlar mı diyor. Yani seni bilirler diyor haberlerinden dolayı. Senin peygamber olduğunu kesin bir şekilde bilirler diye pek çok ayette bu bildiriliyor. Evet, silsilenin kıymetini anladık. Silsile her ferdi daha güçlü kılar. Silsile her ferdi, her bir bireyi daha güçlü kılar. Bir silsileye bağlı olmak da bireyleri kuvvetlendirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati de nübüvvet silsilesinin son halkası olarak elbette daha da güçlenmiş oluyor. Bu peygamberlere imanın böyle bir yanı da var. Celal Şengör boş yere o mermiyi sallamıyor yani. Onun bir ulaşmak istediği nokta var. Kalpteki şeyi sarsmak istiyor. Pekala, metnimize dönelim. Haşiye, evet, subuti yani sabit bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefy etmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Bir şeyin sabit olduğunu söylemek daha kolay, inkar etmek daha zor. Bunu bir temsille anlatacak bize nasıl? Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle, yani getirse bir tane Hindistan cevizi önümüze koysa, kolayca davasını ispat eder. Veya bir fotoğrafını getirse bak bahçenin resmi diye. Davası ispat olmuş olur. Çünkü var olan bir şey hakkında konuşuyor. Var olan varlıkta birleşir, haberleri birleşir. Gelecek onun izahı. İnkar eden adam nefyini ispat etmek için bütün küreyi arzı yani bütün dünyayı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Diyor ya dünya üzerinde Hindistan cevizi diye bir şey yoktur. Hadi ispat et. Bütün dünyayı gezdirmesi lazım. Çünkü mutlak bir şekilde olmadığını söylüyor. Yani burada yoktur demiyor, şu odada yoktur demiyor, dünyada yoktur diyor. O zaman dünyanın her yeri senin için biliniyor, görülüyor olması lazım ki kesin kayıtla konuşabilesin yani böyledir diye. Veya işte evren hakkında, evrende Hindistan cevizi diye bir şey yoktur. Ya hangi gezegeni gördün şimdiye kadar da yoktur diyorsun. Yani denir mesela.
Aynen öyle de. Ha, bu da ilginç bir şey. Mesela bu bilim adamları uzayda hayat yoktur diyemiyorlar. Bak diyemiyorlar hayat yoktur. Çünkü alemin ne kadarını biliyorlar. Fakat başka mevzularda, işlerine gelen mevzularda, hani tırnak içinde bilim adamı diyorum, bunlar onu da hak etmiyor da, ne kadar kesin konuşuyorlar. İbrahim Aleyhisselam yok. Allah Allah. Kaç bin yılı biliyorsun acaba? Kaç bin yıla kesin vukufiyetin var acaba? Kaç bin yıllık coğrafyanın, ülkenin nüfus kütüğü eline geçti acaba? Gibi gibi. İnkar eden adam nefini ispat etmek için bütün küre arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler yüz binler tereşuhatını, meyvelerini yani oradan gelen haberleri, sızıntıları, asarını, eserlerini gösterdiklerinden kat nazar, iki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken onu inkar eden hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi bir zamanı temaşa etmek ve görmek, eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman-ı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız diye bitiyor bu haşiye. Bediüzzaman Hazretleri burada göstermiş oluyor ki bir şeyin varlığını ispat etmek, yokluğunu ispat etmekten daha kolaydır. Yokluk ispatı mutlaksa eğer çok zordur. Yani o mutlaklığın tamamına sahip olmak gerekir o kesinlikle konuşmak için. Ben diyorum ki bu odada ne yok? Karpuz yok diyorum bu odada. Ama şunu demiyorum, hiçbir odada karpuz yoktur. Hiçbir odada karpuz yoktur dediğim zaman dünyada ne kadar oda denilecek şey varsa hiçbirinde karpuz bulunmaması lazım. Ben parçadan hükmettiğim için insaniyetim gereği bu kesinlikle konuşamam. Ancak bütün odaları bilen birisi konuşabilir. Bilim de aslında bu. İnsaniyetimizden geliyor bilimde. Kesin konuşamıyor. Benim görüşüm böyle. Benim tespit ettiğim bu şekilde. Benim deneylediğim bu. Ama yarın birisi gelir onu yalanlar. Mesela kuantum fiziğinin ortaya çıkışı Einstein'ın bir makalesiyle olmuştur. Ama Einstein ölene kadar kuantum fiziğini kabul etmemiştir. Karşısında mücadele vermiştir ama sonuca da ulaşamamıştır. Yani bulgular hep kuantum fiziğini akla çıkarmıştır. Fakat yarın bir gün bu demek değildir ki kuantum fiziği de yalanlanamaz. Yarın bir gün bir bilim adamı gelir başka bir şey sunar. Deriz ki aa bak kuantum fiziği de çöp oldu. Onun ardından başkası gelir onu da çöp edebilir. Çünkü biz parçadan gidiyoruz. Mutlağın bilgisine sahip değiliz. Ancak vahiy ve sünnet buna sahip. İşte bir metin daha burada. Yine aynı şeyi Bediüzzaman Hazretleri bu sefer hilal örneğinden anlatıyor. Burası da lemaların 17. leması. 6. nota. Ama bir kısmını okuyacağız sadece. Nefyedenlerin davaları sureten biriken, nefyedenlerin, inkar edenlerin davaları sureten biriken müteaddittir. Yani adetlidir, çoktur. Birbirleriyle ittihad edemez ki kuvvetlensin. Bak inkar edenlerin davaları ittihad edemez. Niye? Yokluk üzerine konuşuyorlar. İspat edicilerin davaları ittihad ediyor, birbirinden kuvvet alır. Çünkü gökteki hilal-i Ramazan'ı görmeyen der ki, benim nazarımda ay yoktur. Benim yanımda görünmüyor. Bundan fazlasını söylemeye hakkı var mı? Yok. Ben göremiyorum diyebilir ancak. Çünkü parçadan hükmediyor. Mutlak şekilde, hiçbir şekilde, hiçbir yerde hilal gözükmüyor diyemez. Çünkü o kadar bir görüşe sahip değil. Başkası da nazarımda yoktur der. Daha başkası da öyle der. Her biri kendi nazarında yoktur der. Benim nazarımda yok, bana göre yok vesaire. Her birinin nazarları, bakışları ayrı ayrı ve nazara perde olan esbab dahi ayrı ayrı olabildiği için davaları da ayrı ayrı olur, birbirine kuvvet veremez. Fakat ispat edenler demiyor ki benim nazarımda ve gözümde hilal var. Belki nefsül emirde göğün yüzünde hilal vardır, görünür der. Görenler bütün aynı davayı ve nefsül emirde vardır der. Demek bütün davalar birdir. Nefyedenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan davaları da ayrı ayrı olur. Nefsül emre hükmedemiyorlar. Çünkü nefsül emirde nefi ispat edilemez. Altını çiziyorum arkadaşlar. Nefsül emirde nefi, inkar ispat edilmez. Çünkü ihata lazımdır. İşte baştan beri konuştuğumuz şey kuşatabilmek lazımdır yani. El-âdemul mutlaku la yusbetu
illa bi müşkilatin azime. Bir kaide-i usuldür. Usul kaidesiymiş. Anlamı ne? Mutlak yokluk ancak pek büyük güçlükle ispat edilebilir. Mutlak yokluk ancak pek büyük bir güçlükle ispat edilebilir. İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin Es-Savaikül Mürselesinde geçiyormuş. Bu ifade bir kaide-i usuldür. Evet, bir şeyi dünyada var desen, yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Eğer yok deyip nefyetsen, bütün dünyayı eleyip göstermek lazım gelir ki, ta o nefi ispat edilsin. Az önceki Hindistan cevizi örneği gibi. İşte bu sırra binaen, ehli küfrün bir hakikati nefyetmesi ise, bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki, binde bir de birdir. Bak, Celal Şengör'ün durumu neymiş? Ehli küfrün bir hakikati nefyetmesi ise, bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki, binde bir de birdir. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Celal Şengör ne diyor? Öyle bir şey yok. Yani ben öyle bir şey görmedim. Veya bu elimizdeki bulgularda öyle bir şey yok. Veya falanca bilim adamlarının bulgularında öyle bir şey yok. Kendisinin kabul ettiği, belki kabul etmediği bilim adamları doğruluyor da. Ama onu kabul etmiyor. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler nefsül emirde hakikati hale baktıkları için müddiaları ittihad ediyor, kuvvetleri birbirine yardım eder. Yani peygamberlik hakikatinin var olduğunu söyleyen herkes, aynı dinlerde olmasalar bile, İslam'la hidayet bulmamış olsalar bile, ehli küfür kalmış olsalar bile, peygamberlik hakikatine dair bilgi bulunan her yer, her inanç, her din, nübüvvet hakikatini tasdik ediyor, destekliyor. Çünkü aynı manaya parmak basıyorlar. Mesela işte Budizm falan, bunlarda da böyle hani hakikate ermiş mistik karakterler var. O bile ne kadar gölgeli bile olsa nübüvvet hakikatine bir parmak basar arkadaşlar. Çünkü onlar da diyorlar hani böyle bir şey olabilir, gaybden haberler, işte bilmem şu bu. Bir parmak basıyor. Ama ondan evvel Hristiyanlık, efendime söyleyeyim Musevilik vesaire, bu dinlerde zaten nübüvvet diye bir şey var. Ve onlar birbirlerinin davalarına parmak basmış oluyorlar. Kuvvetleri birbirine yardım eder. Büyük bir taşın kaldırılmasına benzer ki ne kadar eller yapışsa daha ziyade kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır. Çünkü birbirlerine destek olmuş olurlar. Tıpkı ayrı ayrı yerlerde de çalışsalar bilim adamlarının bir ilacı bulmakta, mesela şifa olduğunu ispat etmekte, Türkiye'deki laboratuvarda da deney yapılsa şifa olsa aynı ilaç, Almanya'da da yapılsa şifa olsa aynı ilaç, Amerika'da da yapılsa, yerler ayrı, adamlar ayrı ama aynı şeyi söyledikleri için, evet bu ilaç bu yaraya şifadır diye, sözleri birbirine kuvvet verir. Argümanları birbirini destekler. Ama inkar etse mesela birisi, ya bu ilaç bu yaraya şifa vermedi dese, o kendisi testlerinde bir hata yapmış olabilir. Veya işte efendime söyleyeyim, onun sürecinde bir kusur oluşmuş olabilir laboratuvar sürecinde veya onun bulgularında bir sıkıntı olabilir. Yani aynı noktaya parmak basanlar birbirine kuvvet veriyor fakat nefyedenler, mutlak nefyedenler, kısıtlı bir alana, kuşatılabilir bir alana dair değil, mutlak şekilde nefyedenler, onlar aynı alana parmak basamıyorlar çünkü aynı alan diye bir alanları yok. Yokluk orası. Yokluk hakkında konuşuyorlar. Evet arkadaşlar, belki çok ikna edici bir cevap gibi gelmemiştir kimilerine ama ben bu mevzuda büyük bir ışık görüyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu mevzuyu tekrar tekrar gündem etmesinde böyle bir sır görüyorum. Bilim ne kadar hakikati söyleyebilir? Biz bunun içini bilmiyoruz. Bilim felsefecileri bunları çok tartışmışlar. Bilim felsefesiyle ilgili güzel metinler var arkadaşlar. Takip edin, okuyun. Türk hocalarında var mesela, akademisyenlerin. Ya görüyorsunuz ki o tarih boyuncaki tartışmalarda ya bilim kesin bilgiyi söyleyemiyor zaten. Bilim şu an için kullanılabilir bir bilgi söylüyor ama bu kullanılabilir bilginin hakikatin ta kendisi olduğu kesin değil. Ama kullanılabiliyor. Mesela orada gene Popper'ın örneğiydi galiba. Diyor ki bugün günlerden pazartesi olsa, birisi dedi ki bugün günlerden salıdır dese, söylediği hakikat değildir. Ama tersi manada diyor mesela. Salı diyen bugün çarşamba değildir demiş olur. Bu noktada diyor bugün pazartesidir diyenle uyuşur diyor.
Bizim bilimsel bilgimiz de bunun gibi diyor. İşe yarıyor ama hakikat değil. Ne değişik bir örnek. Ben de bir kitapta okumuştum bunu. Vesaire vesaire uzatmayayım arkadaşlar. Böyle fitnelere kapılmayın. Kapılmamanın yolu bilimsel bilginin ne kadar kesin olabileceğini irdelemekle başlıyor. Yani Celal Şengör'ün kesin konuşmaya ne kadar hakkı var bunu sorgulamakla başlıyor. Ondan sonra da elbette evveliyetle kendi dinimize özgüvenle, kendi hakikatimize özgüvenle başlıyor bu iş. Çünkü hemen şüpheye düşmemeliyiz. Bizim imanımız 1400'lük, 1500 yıllık bir sınamadan geçmiş. Çok dahiler, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabesi, gerek ondan sonraki nesillerde çok dahiler sınamışlar, sorgulamışlar, üstüne parmak basmışlar, altına imzalarını atmışlar. Çok dahiler geçmiş bu işin içinden. Hepsi evet hakikat burada demişler. Bu kadar parmağın basıldığı tuşu ufacık bir şüpheyle, bir akşam bir program izlemekle, bir söylenti duymakla hemen yıkmamak lazım. Yıkılmasına kapı açmamak lazım. Bir sarayın 1000 kapısı olur. Bir kapı açılmadı diye o saraya girilmiyor denilmez. İslam sarayının açılmayan kapısı yok ama biz kapıyı yanlış zorluyor olabiliriz. Ters tarafa zorluyor olabiliriz. Anahtarı yanlış sokuyor olabiliriz. Dinimizden kesinlikle arkadaşlar şüpheye düşmeyelim. Biz hakikate elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle sahibiz. Allah bizi hidayetinden ayırmasın. Hakkı hakkı, hakkı hak, batılı batıl olarak göstersin. Öyle dua ediyoruz. Pekala, bugünlük de bu kadar. Başka bir entel meselelere, dantel çözümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.